Herkesin mi hocam bu sinirleriyle ilgili bir problemi olur? Şimdi sinir sıkışması diye genel bir başlık var, evet, hocam. Evet. Bu neleri içine alıyor? O kadar çok şeyi içine alıyor ki işte doktora düşen iş orada. Bu sinir sıkışması acaba hangi meret şeyden dolayıdır? Yani o teşhisi orada doğru koyacağız ki hasta iyilesin. Sinir sıkışması deyince bunun üzerine basan ve onu rahatsız eden, keyfini kaçıran bir şey var diye yani hemen anlayabiliriz. Burada hani bu bir bel omurgamız, bir maket. Şu gördüğünüz sarı şeyler, normalde böyle sarı değil tabii onlar ama belli olsun diye boyamışlar. Bu sarı şeyler de sinirler. Omurilikte şu kanalın içinde, omurilik kanalının içinde. Bu deliklerden de sinirlerimiz çıkıyor. Sonra onlar böyle birleşip bacak siniri olarak aşağıya doğru devam ediyor. Şu gördükleriniz de bizim ameliyatta kullandığımız vidalarımız. Tabii ki her hastaya takılmıyor. Ancak gerekli olanlara işimiz bittikten sonra destek olsun diye takılıyor. Şimdi diyelim şu siniri ele aldık. Bu sinirin sıkışması nasıl olabilir diye düşündüğümüz zaman sorunun cevabını zaten buluruz. Bu omurilik sıkışması ya bu omurilik kanalının içinde olur. Ya burada tam şu delikten çıktığı yerde olur. Ya da bu yol boyunca biz ona sinirin trasesi diyoruz. Onun üzerinde ona yaslanan bir şey olur. Yahut da sinirin kendi dokusunun içinden kaynaklanan bir hastalıktan dolayı da olabilir. Değil mi? Peki hocam karpal tünel dediğimizde gene bir şeyin sinire baskı yapması, evet, değil mi? Evet. Burada medial sinir diye bir orta sinir var. El sinir, en önemli el siniridir. O yatağında sıkışıyor. Çünkü onun üzerinden köprü gibi geçen bağ dokusu var. Çok böyle bir el bileğini yoran kadınlar, genellikle kadınlarımız, hanımlarımız hamarat da olur. Hamarat hanım hastalığı da deniyor hamarat değil mi hocam? Hamarat hanımlarda. Evet. Ama sadece onlarda değil, hamarat beylerde de olur. Pnömatik el aleti kullanan hani beton kranlar var. Sürekli el gücü titreşimden dolayı onlarda da cevaben reaksiyoneri olarak bu bağ dokusu kalınlaştığı zaman alttaki siniri yatağında sıkıştırınca sinir bağırmaya başlıyor. Önce ağrı olur. Sonra uyuşma gelebilir. Ağrı uyuşma bir arada olabilir. Olay ilerlediği zaman bu adillerde güçsüzlükler başlayacaktır. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bu omurilik kanalımızdı. Bu da omurilikti. Sinir eğer kanalın içinde sıkışıyorsa ne olabilir? Hemen ben size iki tane şey söyleyeyim. Biri fıtık. Şu disk denen yastıkçıkların arkaya taşıp bunu buradan sıkıştırması, yani şu odanın içinde yer işgal etmesi. Disk kayması mı deniyor hocam ona? Disk kayması, bel fıtığı. Bel fıtığı. Yani yerinde durmuyor, oturduğun yerde değil mi? Hayır, oturmuyor, arkaya gidiyor. Davetsiz misafir gibi. O zaman ne oluyor? Şu daracık yatağın içinde kendine bir yer buluyor ve bunu eziyor kemiğe doğru. Ya burada bir fıtık vardır, yahut da şu kanal çepeçevre daralmıştır. Ya da içindeki bağ dokuları bunları yatağında sıkıştırır ki biz buna dar kanal diyorduk. Şu meşhur dar kanalımız var ya. O da yürüme mesafesini çok kısaltıyor değil mi hocam? Yahut da bu sinir tam bu yataktan çıkarken şu kemiklerin orada sıkışır. Çünkü bazen buradan osteofit dediğimiz aşırı kemik yürümeleri olur. Onlar sıkıştırır, bazen görünmez onlar. Atlanır. Çok uyanık olmak lazım. Yahut da bu sinir buradan çıktı, burada bir tümöre yakalandı. Tümör bastı. Tümör baskısı olur. Yahut da burada bir enfeksiyon oldu. Enfeksiyondan dolayı aşırı hücre reaksiyonu olur. Onlar da yer kaplar. Kalınlık yapar içeride. Tıt basar buraya. Yahut da bu geldi. Adelelerin içinden, bağ dokularının arasından geçerken arada sıkıştı. Travma, kırıklar, çıkıklar, şunlar, bunlar. Orada bir reaksiyona yol açtığı zaman normal geçmesi gereken yoldan zavallıcık geçemez. Sıkışarak ve ağlayarak geçer. İşte bakın yine sinir sıkışması oldu. Yani bir sürü sebep var ama biz bugün en çok başa bela olan fıtıkları ve dar kanalları konuşalım istiyorum. Evet, bence de hocam. Çünkü en fazla konu o şeyde, konuda geliyor. Evet. Sizin gül yüzünüzü görmek istiyorlar. Hocamı uyardı. Şu kameralara biraz dönün diye. Hocam o zaman fıtığı muayene edelim. Bir arkadaşımız, bizim ekipten de sorunlu olan bir arkadaşımız. Hem onu çağıralım hem de bu arada fıtıkla dar kanalın benzer bulgularını ve birbirinden ayrılan bulgularını anlatalım ki hastalarımız da tabii ki bir tahminde bulunabilsin. Bunu muayene sırasında mı yapmak istersiniz, öncesinde mi anlatmak istersiniz hocam? İki cümleyle anlatayım tabii sonra ki, hemen bu. Tabii ki. Şimdi ne demiştim? Sinir sıkışması genel olarak problemimiz. Sinir sıkışmasında önce sinir bağırmaya başlayacak. Ağlamaya başlayacak. Ağrı olacak.
Ağrının beraberinde bazen ağrı olmadan da olabilir. Uyuşmalarla da başlayabilir. Hı-hı. Ya da bazen ikisiyle birlikte başlayabilir. Hı-hı. Sinir sıkışması. Biraz daha hadise ilerleyince kuvvetsizlik gelecek. Şimdi bel fıtığı genellikle tek taraflı olur. Diyelim ki bu bacağı tuttu. Hocam şuraya çıkalım mı? Hem yaptığınız hareketleri de daha iyi görelim. Evet. Genellikle tek tarafı tutar. Yani bu bacakta ağrı, uyuşma biraz ilerlediği zaman kuvvetsizlik olacaktır. Genellikle de ayak bileği etrafına tuttuğu için, çünkü bel fıtığı en çok en alt iki seviyeyi tutar. Hı-hı. L5-S1 diyoruz, L4-5 diyoruz. Hı-hı. Onlar da ayak bileğin etrafına gittiği için o sinirler yukarıdan çok aşağıda hissedecek o bulguları. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Biz hani bel fıtığı yukarıda nüksettiği için ağrı sanki daha bu yakın bölgede olur ağrısı gibi. Ağrısı yukarıdan başlayabilir. Hı-hı. Ağrı karakterini söylüyorum. Bir tek noktada da olabilir yahut da ip gibi böyle bir şey aşağı doğru çekiyor da olabilir. Hı-hı. Hiçbirinin diğerine bir farkı yoktur. Ağrı ağrıdır. İster bir noktada gelsin, tabii, isterse... ister dört noktaya gelsin, ister çizgi ip şeklinde olsun, ağrı ağrıdır. Yani ağrı böyle oldu da çok ağır, ağrı hafif, küçük oldu da bu olay hafif diye bir çıkartma hastalar sakın yapmasınlar. Ağrının tipi kişiden kişiye değişir. Ya şurada olacak, ya bunun içinde olacak, ya poponun dip tarafında bazen olur, yahut da ip şeklinde gelir. Ondan sonra bazen bacak önünden aşağı, bazen bacağın arkasından doğru ve bazen de bileğin bir tarafına kilitlenir kalır. Yahut da ayak sırtına gelip baş parmağa doğru yönelen ağrılar da vardır. Şimdi bel fıtığı ağrısı böyle değil mi? Uyuşma da işte benzer, küçük parmakta, baş parmakta olabilir. Ama kuvvetsizliği daha çok hastalar ayak bileği etrafında hisseder. Onu da baştan anlamazlar. Ayak bileği döner. Bakın. Dengesiz yürürken gibi. Takılır. Aha. Yahut da ayakkabı ayağından çıkar. Evinde şöyle bir test yapabilir hasta. Parmak ucuna kalksın. Yahut da topuk ucuna kalksın. Bu şekilde ayak öbürki kadar yeterince yukarı kalkıp ya da basabiliyor mu oradan kendini test edebilir. Yahut da hiçbir şey anlamadı. Merdiven çıkarken... Ya bu bacağım beni bir çekmiyor. Hı-hı. Çabuk yoruluyor. Hı-hı. Bu bacak beni yürütmüyor der. Sanki bir şey direnç gösteriyor gibi. Bir önemli bir şey daha söyleyeyim. Bazen fıtıklar böyle sağ gösterip sol vurur. Hı-hı. Ağrı burada ama kuvvetsizlik öbür ayağın ucunda olabilir. Yani ters orantılı mı olabiliyor? Yani ters bulgu verebilir. Aha. Fıtık aynı yerde ama bulguları... ters olabilir. Onu ayıklamak tabii doktora düşer. Onlar hasta bir çıkarım yapmak mecburiyetinde değil. Evet. Yapamaz da zaten yapmasını da beklemiyoruz. Sadece kendisine yolunda gitmeyen şeyleri bir not edecek, doktoruna söyleyecek. Dar kanal farklı. Dar kanalda da ağrı var, uyuşma var, kuvvetsizlik var ama o daha kahpe bir hastalık. Şöyle ki hiç ağrısız dar kanallar var. Kendini belli etmiyor. Belli etmiyor. Sinsi. Hasta diyor ki ya diyor eskiden 2 kilometre 5 kilometre yürüdüm. Şimdi 3 adım atıyorum 5 adım atıyorum oturuyorum. İkide bir hasta oturacak. Mutfakta iş yaparken mutlaka destek dayanması lazım. Aha. Çok uzun sürecekse bir sandalye çeker. Mutfakta işini öyle yapar. Yani ya ağrıdan dolayı ya uyuşmadan ya da kuvvetsizlikten dolayı hastanın ayakta durma ve yürüme mesafesi kısalır. İkide bir sandalyeyi arar. Hatta yolda giden bazı hanımlar çaktırmamak için etrafa dinlenebilmek için vitrinlere döner. Vitrinlerin önüne doğru gider, takılır. Biraz vitrin seyreder sonra yoluna devam eder. Ben ona vitrin sendromu diyorum. Çok güzel. Mesela markete gider, markette alışveriş yaparken market arabasının üzerine yaslanma eğilimi vardır. Sürekli araba taşır onu. Anlatabiliyor muyum? Yani beden aslında hocam kendini taşıyamaz hale geliyor. Hayır taşımıyor. Ama illa ağrı olmak zorunda değil ve dar kanalın iki bacağı birden tutuyor. Yani bir bacakta belki önce başlayabilir ama çok vakit geçmeden mutlaka bir şekilde öbür bacağı tutacaktır. Bir tarafta ağrı, öbür tarafta kuvvetsizlik olabilir. Bakın yine asimetrik. Hepsi aynı yerde olmak zorunda değil. Hastalar genellikle bana bunu çok soruyorlar. Ama hocam benim ağrım buradaydı. Sen diyorsun ki kuvvetsizlik o tarafta. Olabilir. Yani çünkü biz dar kanalın nereden nasıl vurabileceğini gayet iyi bildiğimiz için onun hakkından gelmeyebiliriz. Onlar sakın üzülmesinler. Bir de onlarda bir öne eğik yürüme başlar dar kanalda.
ya böyle body body. Kamburlaşma da görünüyor, evet, yani dolayısıyla. Kimisi belini arkasına atar, kimi tek tarafına. Elimi arkama attığım zaman daha iyi yürüyorum, belime destek oluyorum der. Bunlar hadiseler ilerlediği zaman hasta hiç ayakta duramıyor bile. Oturuyor ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyor. Çiş kaçırıyor, büyük tuvalet kaçırıyor. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Hadiseyi çok fazla ilerletmeden ne yapacağız biz? Devreye gireceğiz. Mesela, operasyonel midir hocam onun tedavisi? Dar kanal tabii. Ben hep şöyle söylerim. Yürüme mesafesi 500 metreye indiği zaman artık ameliyat zamanı gelmiştir. Bu çok önemli. Yürüme mesafesi ne zaman kilometre ise o zaman artık bel dar kanalın... Bel fıtığında sadece ağrı için yapmıyoruz ameliyat. Yapılmamalıdır. Bir tek ağrı için bel fıtığına ameliyat yapmak doğru değildir. Ama onun da bir süresi var. Abi yani ömrünün sonuna kadar ağrıyla hastayı bırakacak halimiz yok. Hayat konforu diye de bir şey her var. Her şeyi yapmış, fizik tedavi yapmış, işte onu yapmış, bunu yüzmüş bilmem ne, ama bir türlü bu ağrıyı geçirememiş ve normal hayatına eğer bu hasta devam edemiyorsa 3-6 aydan sonra o ağrılı hastayı da biz ameliyat alıyoruz. Ama öncelikle ayakta felç var mı onu arıyoruz. Felç eşittir kuvvet kaybı. Kibarcası kuvvet kaybı, halk arasında felç. Korktuğumuz yani, versiyonu da felç. Felç lafını sevmez toplum. Evet, biz kuvvet kaybı deriz ama onu da söylerken çok dikkatli olmak lazım. Sanki küçümsemiş gibi oluyoruz. Tabii. Kuvvet o kaybı zaten kısmi felçtir. Süreyi uzatabiliyor değil mi hastalar? Uzatıyor, önemsemiyorlar. Ve geç kalıyor. Yani kuvvet kaybı olduğu zaman hasta ameliyatlıktır. Ama fıtıkta kuvvet kaybı yok. Sadece ağrı varsa dayansın, dayanamadığı yerde 3-6 ay sonra gelsin ameliyatını olsun. Dar kanalda ameliyat yapmak için ağrı beklemiyoruz. Bakın tekrar söylüyorum, dar kanalda hasta diyor ki çünkü ama hocam benim ağrım yok ki. Ağrı için yapmıyoruz. Bu sinirleri kurtarmak için yapıyoruz bu ameliyatı. Şimdi bugün ağrın yok ama öteki türlü ağrıdan direkt kuvvet kaybına da dönüşüyor. Hayır, hiç de ağrı duymayabilir. O kuvvet kaybı çaktırmadan gelir. Böyle çok geç kalmış vakalar var. Soruyorum hastaya, sen ne zaman? Ben 5 senedir böyleyim. Ama idare ediyordum. İşte o beklediğin o 5 sene içerisinde ben sana şahane bir ameliyat yapsam da sen iyileşme şansını yarıya indirdin. Onu soracağım hocam. Yani kuvvet kaybı oldu. Sonra ameliyat yaptıktan sonra tamamen düzelme imkanı var mı? Yoksa var olan durumu mu ancak muhafaza edebiliyorsunuz ilerlemesin diye? Birinci prensibimiz var olan durumu kurtarmak. Daha kötüye gitmesin diye. Yani ben ameliyat oldum, hiç düzelmedim ama yine senin bir karın var. Daha kötü olmayacaksın en azından. İkincisi felcin derecesine göre çok büyük oranda da geri dönme oluyor. Felç hafifse %100. Felç orta derecedeyse 1/4 geri döner. Felç ağırsa bakın onda bunların geri dönme garantisini doktor vermez. Bir de hastaların şöyle bir şeyi oluyor. Kafası karışıyor orada haklı olarak. Ve ben belki de ekranlarda bu konuya yeterince değinmediğim için kendimi de suçluyorum. Keşke daha önce söyleseydim. Bir sinir basısı ne kadar fazla ise ve yarattığı harabiyet o kişide ne kadar fazlaysa ağrı ve kuvvetsizlik açısından, ameliyatı şahane yapsan da o bulguların geri dönme süresi, hani 6 ay 1 sene diyoruz ya, 10 seneye uzayabilir. Oo, ne kadar büyük bir zaman alıyor. Bir sinir aslında 10 seneye kadar toparlıyor. Şimdi benim bir hastam vardı. Gül Budak, inşallah beni dinliyorsundur. İnşallah. Evet. Yani tekerlekli sandalyede gelen bir hastam. Çok cici bir hastam oldu. Dünya güzeli. Kaç yaşındaydı hocam? Yani 40'lı yaşlardaydı. Çok da genç. 35-40'lı genç bir kadın. Fakat olmuş bir talihsizlik. Bir sürü de ameliyatlar geçirmiş. Olmamış. Kocası ona bir tekerlekli sandalye almıştı. Bana öyle geldiler. Ve ona ameliyat için önerdiğimde dedim ki bu halinden daha kötüye gitmeyeceksin benim ameliyatımla. Seni bu tekerlekli sandalyeden ayağa kaldıracağım. Ama ne kadar yürüyebileceğini bilmiyorum. Garantisi ben yok. Bile korkuyorum dedim. Ama zaten başka şansı yoktu ve o ameliyat oldu. Şimdi üzerinden kaç sene geçti? 3 sene belki 4 sene. 4 sene yok herhalde. 3 sene 2-3 sene falan geçti. Tıngır tıngır yürüyor. Ay maşallah ne güzel. Hiç önceden böyle paytak yürüyordu. Böyle paytak yürüyordu. Şu kalça adilleri çok iyi tutmuyordu. Ondan sonra tıngır tıngır manken gibi yürümeye başladı. Sonra catwalk'a geçti. Mankenlerin yaptı. Ağrıları hala devam ediyor. Onun sebebi ne hocam? Çünkü sinirin ezilince içindeki yaradan epileptik nöbet gibi çakıyor ağrıyı.
ezbere atıyor. Hı-hı. Sinir hafızası diye bir şey var. Onu söyleyecektim. Kas hafızası gibi o da var mı diye. Şöyle bir şey var. Önceden şu kadar ilaç kullanıyordu. Ağır ilaçlar. Hani epilepside kullanılan Hı-hı. ağır ilaçlar. Şimdi isimlerini zikredemiyorum. Tabii ki. Veremiyoruz zaten. O ilaçları kullandığı ilaçların miktarı şu kadara indi. O bile çok büyük bir kar hocam. Çünkü yan etkileri yani, de var her bir ilacın. Yani hastalar işte bunu ayırt edemiyorlar. Hocam benim ağrım gene aynı. E peki kullandığın ilaç ne kadar? E bu kadarken bu, demek bir faydası var. Yarın öbür gün belki hiç ilaç kullanman gerekmeyecek, yine ağrıyı duyacaksın. Ve zaman içerisinde o ağrının şiddeti de giderek bu şekilde azalacak. Demek ki ağrı aynı şiddette değil. Sizin yorumlamanız biraz eksik. Yani onu iyi algılamak lazım. Ağrı aslında aynı şiddette kalmıyor. Bir de bazen hocam bir ağrıyı böyle çok uzun bir süre çektiğiniz zaman izi de kalıyor. Çünkü ben işte migrenle ilgili çok ciddi soru yaşayanlar. Onu söyleyeceğim. İşte ben migren yaptım o. Birkaç gün hep ağrıyor gibi oluyor. İzi evet. kalıyor. Yer yapıyor. Evet. Yani o yalandan atıyor yine onu. Aslında yok, hayalet ağrı evet, atıyor. Evet evet. İşte onun için bir sinir harabiyeti, bakın tekrar söylüyorum, ne kadar fazlaysa o yüzden kişiden kişiye değişir. O kadar uzun sürede hastanın üzerinden kalkar. Bazen de bir miktarı kalır. İşte o kalmasın diye olayı geciktirmememiz gerekiyor. Hocam bir telefonumuz var. Hadi. Şöyle önde cevaplayalım izleyicimizi. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi günler. Buyurun efendim. Dinliyoruz hocamla sizi. Hocama bir sorum olacak. Tabii ki. Kolumda bir uyuşma var. Omzumdan geliyor. Yani evet. Parmaklarımın uçlarına kadar bir bardağı bile tutamıyorum. Yani evet. bunun muhtemelen boyundan ileri gelme ihtimali yüksek. Çünkü omuzdan geldiğine göre boyun kaynaklı. Eğer sadece dirsekten aşağı olsaydı, hani şu dirsek etrafındaki sinir sıkışmalarını da bir tarayalım diyecektim. Omuzdan geldi. Omuzumdan parmakların ucuna kadar. Buradan evet. böyle devam yani eden. Yani bir boyun fıtığı var, ya bir boyunda bir dar kanal var. Bir şekilde sinir orada sıkışmış. Bazen de şurada sinirlerin toplandığı plexus dediğimiz, yani brachial plexus dediğimiz bir sinir yumağı vardır. Sinirler bu hani omurgadan çıkıp sonra şurada bir ağ yapar dedim ya. Aynı şey boyunda evet. da oluyor. Burada bir plexus var, toplandığı bir yer. Ona... Aynı gösterdiğiniz gibi. Ha, evet, şurada. Bu noktadan evet, çıkıyormuş. Burada bir şey olabilir. Bu brachial plexus'a basan acaba bir uzamış bir kaburga mı var? Acaba orada bir bant mı var? Acaba orada bir kitle var da ona mı basıyor? Bir hadise mi var? Onu çok iyi araştırmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? O atlanır bakın. O atlanır. Onu mutlaka doktorların düşünüp boyunu taradığı gibi burayı da taraması gerekiyor ki yerini iyi ayırt edebilelim. En azından bu konuda biz sizi uyarmış olalım. Yaptığınız tetkiklerde lütfen buraya dair de bir tetkikte bulunun. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Sağ olun.